Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere hazır Kurban Bayramı'ndan çıkmışken hem pratik ve bir o kadar da lezzetli ve bir misafiriniz geleceği zaman ve geldiği anda bile hemencecik hazırlayabileceğiniz bir fırın yemeği, bol sebzeli etli bir fırın yemeği tarifi vereceğim. Malzeme listemizi açıklama kısmına ekledim, oradan ulaşabilirsiniz. Bütün malzemelerimizi gördüğünüz gibi hazırladım. Bu şekilde sebzelerimizi hazırladım. Daha sonra baharatlarımı ilave ediyorum. Kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, tuz, kekik ve yarım su bardağı sıvı yağ ilave edip iyice karıştırıyorum. Etiniz yağlıysa fazla yağ eklemeyin arkadaşlar. Ben 500 gram kuzu kuşbaşı kullandım. Sizler dana da kullanabilirsiniz. Ve biraz daha etimiz fazla da olursa daha da güzel olur. Daha sonra yarım su bardağına yakında suyumuzu ilave edip bu şekilde hazırlıyoruz. Fazla su ilavesi de yapmayalım arkadaşlar. Etimiz ve sebzeler de suyunu salacağı için bu kadar su yeterli. Daha sonra ben toprak kaselere ekliyorum arkadaşlar. Sizler dilerseniz tabii ki de fırın tepsisine de direkt yerleştirebilirsiniz. Yağlı kağıt üzerine serip sermeden de yerleştirebilirsiniz. Her şekilde bu tadı alırsınız arkadaşlar. Toprak kaplarda daha da lezzetli oluyor. Bu şekilde dibinde kalan suyu da ilave ediyoruz ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında benim fırınımla yaklaşık 1,5 saatte pişti. Sizler de fırınınızın pişirme özelliğine göre kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde fırına verdim. Üzerini başka bir tepsiyle kapatıyorum. Buharıyla pişmesi için arkadaşlar, ama sizler dilerseniz tabii ki de yağlı kağıdı hafif ıslatıp yağlı kağıt da serebilirsiniz, üzerini kapatabilirsiniz yağlı kağıt ile. Ben önce buharıyla pişsin diye tepsiyle kapatıyorum. Daha sonra pişmeye yakın gördüğünüz gibi üzerini açıp biraz daha kızarttıktan sonra fırından alıyorum. Yemeğimiz hazır. 1,5 saat sonunda gördüğünüz gibi çok şahane oldu. Ve dediğim gibi bazen de bu tarifime bir tatlı kaşığı salça ilavesi yapıyorum. O da çok lezzetli oluyor. Fakat sizler de eklediğiniz zaman kesinlikle çok fazla salça eklemeyin. Çok fazla salçalı olunca etin ve sebzelerin tadını alamazsınız arkadaşlar. Salça tadı yoğunlukta olur. Bu nedenle salçalı yapmak isterseniz salçası çok fazla olmasın tavsiyemdir. Ve artı dediğim gibi arkadaşlar düz tepside de yapabilirsiniz. Ben böyle toprak kaselerde yapmak istedim. Daha da lezzetli oluyor. Aynı tarifi güveç tencerelerinde de yapabilirsiniz. Böyle toprak güveç tencerelerinde. O da şahane oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi hem pratik hem lezzetli bir ana yemek ve misafir menüsü olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim tadım kısmına. Şu konuya da bir açıklık getireyim. Şöyle soruyla karşılaşıyorum sık sık. Diğer sayfalarımda uyguladığım zaman, paylaştığım zaman. Etler pişene kadar sebzeler ezilmiyor mu, ölmüyor mu diye. Kesinlikle ölmüyor, ezilmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içinde diri diri duruyor. Zaten benim tekniğimle pişirdiğiniz takdirde sebzeler de karıştırılmadığı için zaten et lokum gibi pişiyor buharıyla. Sebzeler de dediğim gibi karıştırılmadığı için ezilme gibi bir durum söz konusu olmuyor. Evet arkadaşlar, yine güzel bir tarifimin sonuna geldik. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sevgiler. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.